Bazen içimizden hiçbir şey yapmak gelmez ve kendimizi mutlu hissetmeyiz. Aslında bu hissiyat normal beyler. Merak etmeyin, depresyonda değilsiniz. Hepimiz aynı hislere kapılabiliyoruz. Duruma el atıp sorumluluk alarak, üzerinde de bir parça motivasyonla içinizdeki o hiçbir şey yapmak istemeyen sesi susturabiliriz. Harekete geçme zamanı. İşte yapmanız gerekenler. Bir. Disiplinli olmalısınız. Diyelim ki YKS'den yüksek puan almak, iyi bir üniversite ve bölüme yerleşmek istiyorsunuz. O hayalini kurduğunuz bölümlere yerleşenler ne yapıyor? Tanıyor musunuz ki ders çalışmayı çok seviyorlar? Hayır, tanıştırayım. Onlar disiplinli insanlar. Ders çalışmayı sevmeseler de hedeflerine ulaşmak için odaklanıp her gün çalışıyorlar. Disiplinli olmak için davranışlarınız üzerinde kontrol sahibi olmanız şart. Peki bu nasıl olacak? Kendi sınırlarınıza göre ufak hedeflerle başlayın. Kilo vermek istiyorsanız mesela, her gün evde yapabileceğiniz 5 dakikalık egzersizleri günlük yaşantınıza ekleyin. Sadece 5 dakika ama her gün yapın. Paketli, kilo almanıza yol açacak bütün albucuburlardan kurtulun. Ve bir daha almayın. Evde olmazsa yemezsiniz. Ders çalışmak için de başlangıç olarak küçük hedeflerle yola çıkın. Mesela günde 50 soru çözmekle başlayın. Hedeflerinizi başardıkça mutlu olacaksınız. Motivasyonunuz artacak ve zamanla hedeflerinizi genişletin. Bu süreçte dikkatinizi dağıtan, sizi hedeflerinizden uzaklaştıran bütün konularda otoritenizi sağlayın. Konsantre olup çalışmanız gerekirken şu içinizden gelen "Instagram'a bir bakayım sonra çalışırım" sesini duymayın. Önce işinizi yapın. Bitince bakarsınız. Göreceksiniz, disiplininizi sağladığınızda ve hedeflerinize ulaşmaya başladıkça çok daha mutlu olacaksınız. 2. Kendinize bir liste yapın. Yapılacaklar listesi. Evet, liste yapmak her zaman işe yarıyor. Ben markete giderken bile evdeki eksikler için liste yapıyorum. Böylece almam gerekenleri unutmadığım gibi listenin dışına çıkıp da bütçemi de sarsmıyorum. Ne kadar da disiplinliyim. Ben de listeme hep en sevdiğim protein bara ekliyorum. Alışveriş bitince de yolda yiyorum. Güzel, yarasın. Belli oluyor zaten. Şaka bir yana, sen kendini ödüllendiriyorsun. Bu da güzel bir şey. Teşekkür ederim. Peki, hayatınız için liste yapmak ne demek? Hepimizin günlük yaşantısında yapması gereken işler var. Ödev, banyo, yatak toplama, çamaşır yıkama, ütü yapma, yemek yapma, tıraş olma, işte çalışma, alışveriş, hobilerimiz gibi tüm bu yapılacakları düşününce kulağa çok fazla geliyor. Ve aynı günde hepsini yapmak da imkansıza yakın. Hatta bence imkansız. Üstelik yorucu da. Yapmanız gerekenleri bir liste halinde önceliklerinize göre sıralayın. Mesela bir gün yemeğinizi yapın. Ertesi güne hazır yemeğiniz olacağı için bu sefer çamaşırları yıkayabilirsiniz. İşlerinizi günlere, hatta saatlere göre planlayın. Böylece hepsini aynı anda yapmaya çalışıp hiçbirini yapamamış olmazsınız. Kendinize yüklenmeden, moral bozmadan işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. 3. Rutin oluşturun. Aslında yapılacaklar listesi rutininiz için süper bir kaynak. Spor günleriniz, temizlik günleriniz, çamaşır günleriniz netleştiğinde ve rutine oturduğunda işler tıkır tıkır yoluna giriyor. Ve onları yapmak isteyip istemediğinizi bile düşünmüyorsunuz. Çünkü artık kabullendiğiniz ve alışkanlıklarınız haline geliyorlar. O yüzden rutin oluşturmak çok önemli. Bir kez yapmaya başlayıp bir süre devam ettiğinizde artık rutininiz oluşacak ve siz üzerine hiç düşünmeden yapmaya devam edeceksiniz. 4. Kendinizi ödüllendirin. Disiplinlisiniz ve artık rutininiz belli. Araya sizi motive edecek küçük ödüller yerleştirin ki mutluluğunuz katlansın. Yapmaktan hiç keyif almadınız ama yapmanız gereken bir iş olsun. Ütü yapmak mesela. Seven hiç kimse yoktur herhalde. Ama ütü yaparken sizi neşelendiren bir müzik açarak müzik eşliğinde ütünüzü eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ya da yapmanız gereken başka bir en sıkıcı işi tamamladığınız haftanın sonuna arkadaşlarınızla organizasyon planlayabilirsiniz. Günlük rutininiz arasında yine bir işinizi tamamladığınızda sosyal medyaya bakmak için kendinizi bir 30 dakika ayırabilirsiniz. Yine rutininiz arasına küçük bir göz dinlendirme, kestirme ya da kısa bir yürüyüş ekleyebilirsiniz. Sizi mutlu edecek ödülleri rutinlerinizin arasına mutlaka dahil edin. 5. Harekete geçin. Şu ana kadar yapmanızı söylediklerimin yanında en önemlisi başlamak. İşlerinizi gözünüzde büyütmeyin. Evet, hedeflerinize bir günde, bir haftada ulaşamayabilirsiniz. Bunu en başta kabullenin ki motivasyonunuz kırılmasın. Hiç başlamadan yol alamayacağınızı da unutmayın. Çoğu zaman aslında hemen şimdi başlayabileceğimiz şeyleri erteliyoruz. Arkadaşımı arayayım sonra yaparım. Bir sonraki sınava çalışırım, geçerim. Pazartesi diyete başlarım. Evet bak mesela. Bu arada senin cidden başlaman lazım. Evet, işte tüm bu ertelemeler sizi bir yere götürmez. Olduğunuz yerde kalırsınız. O yüzden geleceği bırakın ve bugünden harekete geçin. Göreceksiniz, tüm bu saydıklarımı yapmaya başladığınız anda içinizdeki o hiçbir şey yapmama isteme hali son bulacak. Ve küçük küçük hedeflerinize ulaşmaya başladıkça çok mutlu olacaksınız. Ama dediğim gibi en önemlisi başlamak. Lütfen harekete geçin. Mesela kendiniz için almanız gereken giyim, aksesuar, ayakkabı da varsa videonun altında bıraktığım kodu kullanabilirsiniz. Kod sayesinde hatemoğlu.com sitesinden alışveriş yapacak ilk 10 kişi bütün ürünlerde geçerli tüm indirimlere %20 indirim fırsatından yararlanabilir. Şimdi önceki videolarda yaptığımız gibi Instagram üzerinden bana yolladığınız mesajlara yanıt vermek istiyorum. Merhaba Canikli.
Öncelikle teşekkür ederim. Video içeriği olmayı dahi teklif etmişsin. Aslında kanalında bu konuda çok video paylaştım. Birkaçının linkini buraya da bırakayım, faydası olacaktır eminim. Lütfen izle. Tarz konusunda seni görmeden, tanımadan fazla bir şey yapamam. Zaten bu konuda en doğrusu kendi tarzını kendin bulmandır. Çünkü emanet olmamalı. İçinden geldiği gibi olmalı. Yine kanalımda bahsettiğim trendlere göre, vücut tipine göre önerilerime bakabilirsin. Sonra da bir mağazaya gidip dene bakalım. Kendine yakıştırırsan tamamdır. Merhaba Tolga. Aslında kız zaten sevgili gibi davranıyor demişsin. Önceden de bir ilişkiniz olduğu için sanırım kız zaten sevgili moduna girmiş bile. Yani senden hoşlandığı belli ve sevgilin olmak istiyor. Belki de adını koyman gerekmiyordur. Okul dışında da görüşmeye çalış. Mesaj, telefon, buluşma, birlikte dışarıda vakit geçirebileceğiniz aktivitelere katılın. Elini tutarsın vesaire. Artık onları da ben söylemeyeyim. Merhaba İmiran. Bence tamam. Artık kız da senden hoşlanıyor. Yoksa neden seninle parka gelsin? Küsmeler, gıdıklamalar filan baya baya cilveleşiyorsunuz. Elini tutuyor, sana yaslanıyormuş. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Zaten sevgili olmuşsunuz. Hayırlı olsun. Mutluluklar dilerim. Günlük mesaj sınırımız bu kadardı. Ama yine videolarda olursa sorularınız seve seve yanıtlarım. Videomuz artık sona erdiğine göre artık harekete geçebilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.